أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين محترم müslümanlar محترم kardeşlerim ve muhterem bacılarım ölüm ve sonrası hesap günü şuuru ders serimizde ahiretle alakalı insanların görecekleri, yaşayacakları merhalelerin sonlarına doğru gelmiş bulunuyoruz elhamdülillah. Cehennemle alakalı Kur'an'da, ayetlerde, hadis-i şeriflerde bildirilen, öğretilen hakikatleri öğrendikten sonra inşallah bu bölümde de Allah'ın izniyle ebedi yurt olan, mükafat yurdu olan, huzur yurdu olan, saadet yurdu olan, müminler için hazırlanmış olan cennetten bahsetmeye çalışacağız. Bugün biiznillahü teala bir giriş olsun diye bir alışverişten bahsedeceğim. Kur'an'da bildirilen bir alışverişten bahsedeceğim. O alışverişte Allah Celle Celaluhu müminlerden satın almış olduğu en değerli canları ve malları olan karşılığında cenneti ikram ettiğini bildiriyor Tövbe suresinde 111. ayette. Sellevhamız burası olacak inşallah. Cennetin bedeli can ve mal olacak inşallah. Oraya gelmeden önce müminlerin, Müslümanların cenneti tanımalarının ne kadar önemli olduğunu bir daha ve bir daha, tekrar bir daha cennetle alakalı ayetleri okuyunca, cennetle alakalı hadis-i şerifleri okuyunca, cennetle alakalı anlatılmış olan hakikatları öğrenince tekrar tekrar hatırlamış olduk derse hazırlanırken elhamdülillah. Bu duyguları sizlerle de paylaşmaya çalışacağım inşallah. Cenneti tanımak, cenneti bilmek, bilmek mümin için en önemli tesellidir. Hüzünlü yüreklere şifadır, ilaçtır. Zira öyle bir dünyada yaşıyoruz ki dünyanın birçok yerinde hala Müslümanların kanı akıyor. Hüzünlüyüz, üzüntülüyüz, kardeşlerimiz öldürülüyorlar, bacılarımızın namusu kirletiliyor. Sadece Rabbim Allah dediğinden dolayı zulme uğrayan, işkence gören, sayılarını sadece Allah'ın bildiği kadar kardeşlerimiz var, bacılarımız var. Hangi birinin ismini ansak ki? Irak'tan mı bahsetsek, Suriye'den mi bahsetsek, Filistin mi desek, Arakan mı desek, Çeçenistan mı desek, nereyi söylesek? Bütün bunların hepsinde Müslümanların kanı akıyor. Ama inanın ki acaba bu kadar sıklıkta, yoğunlukta Kur'an'da neden cennet anlatılıyor? Sorusunun cevabı işte tam burada yatıyor. Hüzünlü yüreklere teselli olsun diye. Cennetle alakalı ayet-i kerimeleri incelediğimizde, baktığımızda Mekke döneminde özellikle Allah Celle Celaluhu bu hakikatleri bildiriyor. Ashab-ı kiram zayıf olduğu dönemlerde, zulüm, işkence gördüğü dönemlerde onlara bir teselli oluyor, bir ilaç oluyor yüreklerine. Örneğin onlardan ilk şehidimizi verdiğimiz Yasir ailesi, o eşi Sümeyye annemiz, oğulları Yasir işkence görüyorlar, zulme uğruyorlar. Daha Mekke'nin ilk günlerinde, Mekke döneminin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya gidiyor, onları görüyor. Onlara söylediği birkaç cümle var. Aslında bir tek kelime var. Yani onlara dayanın, direnin, sabredin.
İleride bu günler geçecek. Belki siz göremeyeceksiniz ama Allah Medine İslam Devleti'ni nasip edecek. Müslümanlar muzaffer olacak. Bir gün gelecek bu Mekke'ye girecek. Mekke'yi fethedecek demiyor. Onlara dediği sadece şu oluyor muhterem kardeşlerim. Dayanın, sabredin ey Yasir ailesi. Zira sizinle buluşma yerimiz cennette olacak diyor. Tek teselli bu. Onunla teselli ediyor. Cennet hakikatiyle, cennet nimetiyle onların o acılarını dindiriyor. Aslında kendi yüreğini yarayan, kanayan yüreğini onunla teselli ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennet var. Şimdi biz bu hakikate onlar gibi iman ettiğimiz zaman dünyanın neresinde ne zaman yaşarsak bir fark etmez. Gideceğim yer şu bulunduğum yerden daha iyiyse eğer, o zaman demek ki hüzünlenmeme gerek yok. Allah beni cennetiyle karşılayacak. Bana cennetini ikram edecek. Şimdi bu yönden ve bu yönüyle bu hakikate baktığımızda, dünyayı seyrettiğimizde, o zaman Arakan'daki kardeşlerimize, yakılarak, kesilerek öldürülen bacılarımıza, kardeşlerimize, Filistin'de, Suriye'de vesaire, onların gittikleri yer cennet ve cennet öyle bir yer ki, işte bu derslerimizde öğrenmeye çalışacağız inşallah. Demek ki üzülmeme gerek yok. Onların gittiği yerde Allah onları en büyük derecelerde, en büyük lütfuyla karşılamıştır. Bu bir teselli. Tabii ki kardeşlerimizin öldürülmesine her zaman hüzünleneceğiz. Bu merhamettir. Allah'ın insanların kalplerine yerleştirmiş olduğu merhamet duygusudur muhterem kardeşlerim. Haşr suresinde Rabbimiz ne buyurmuştu? 20. ayette Estaizu billah. La yestevi ashabun nari ve ashabul cenneh. Cennet ashabıyla cehennem ashabı, yani cennetliklerle cehennemlikler asla bir değildir buyurdu Rabbimiz. Farklıdır onlar. Ashabul cenneti humul faizun. Kazananlar, başaranlar cennete girecek olanlardır buyurdu Rabbimiz. Cennetliklerdir. Cehennemi, cehennemdeki azap çeşitlerini anladıktan, öğrendikten sonra bu ayeti belki biraz daha iyi anlıyoruz. Onların ne kadar farklı olduğunu, farklı olması gerektiğini anlıyoruz muhterem kardeşlerim. Farklı da olmaları gerekir zaten. Neden? Çünkü dünyada cennete gidecek olanlarla cehenneme gidecek olanların hayatı bir değildi ki. İnançları farklıydı, amelleri farklıydı, ahlakları farklıydı. Yaşantıları farklı olduğu gibi ölümleri de farklıydı. Farklı öldüler. Hani ölüm hakikatini anlattığımızda, ölüm esnasında kulların ruhlarını nasıl teslim ettiğini söylediğimizde, birileri başka ölmüştü, birileri başka ölmüştü. Sonra ilk durak olan kabirdeki bulundukları müddette kabir hayatları da farklıydı. Sonra ahiretteki tekrar diriltilişleri, mahşer meydanında toplanmaları, oradaki mahkeme-i kübradaki uğradıkları muamele, amel defterlerini almaları, terazide, mizanda amel defterlerinin amellerinin tartılması, her aşama farklıydı. Sırattan geçiş farklıydı. En sonunda cennet ve cehennem de tabii ki farklı olacak. La yestevi ashabun nari ve ashabul cenneh. İyi bilin ki diyor Allah Celle Celaluhu, ahirette, ebedi hayatta, yani 10, 50, 100 veyahut da 1000, 100 bin, 1 milyon, ne söyleyeyim, 2 milyon sene değil yani, ebedi hayatta onların akıbetleri de farklı olacak diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü birileri cennette, birileri cehennemde muhterem kardeşlerim. Artık böyle düşünen, böyle bilen, cennetin nimetlerini tanımış olan, ayetlerde, hadislerde öğrenmiş olan Yasir ailesine Ümeyye bin Halef kafiri ne yapabilir ki? Ne kadar işkence edebilir? Dinlerinden dönmediler, taviz vermediler ve gülümseye gülümseye cennete gittiler. Kıyamete kadar bütün müminlere örnek oldular muhterem kardeşlerim. Çünkü onlar cennete iman etmişlerdi. Cennetin nimetlerine gerçekten yakinen gözle görür gibi inanmışlardı. Gitmek istiyorlardı. Cennete uçmak istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden birkaç yüz sene öncesine dönelim. Bir örnek verelim inşallah. Belki bazı kardeşlerimizin hiç duymadığı, işitmediği bir örnek olacak. Fakat Kur'an'ı okuyan, böyle sürekli okuyan, manasını da anlamaya çalışan, tefsirlere başvuran kardeşlerimiz mutlaka bildikleri bir hakikat, yaşanmış olan bir vaka olacak.
Yaklaşık 300 sene öncesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden 300 sene öncesinde yaklaşık bugün Riyad şehrinin olduğu yerler, Necran kabilesi var o zaman oralarda. Orada yaşanmış olan bir olay muhterem kardeşlerim. Olay Kur'an'da bildiriliyor ve hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teferruatlı bir şekilde uzun bir hadiste onu anlatıyor. Kur'an'da Kur'an'da Buruç suresinde Allah bildiriyor. Ashab-ı Uhdud olarak Buruç suresinde geçiyor. Şimdi uzun bir hadis-i şerif fakat biz özetle konumuzla alakalı bir iki şey söyleyelim onunla alakalı inşallah. Bir genç var bu kıssada, bu olayda. Genç iman ediyor ve iman edince dönemdeki kral, zalim, dinsiz, kafir birisi o genci imanından vazgeçirmek için hangi yola başvuruyorsa başarısız oluyor. Yani öldürmek istiyor vesaire fakat onu öldüremiyor, imanından da vazgeçiremiyor. Sonunda o genç, iman etmiş olan o genç krala diyor ki boşa uğraşma, beni öldürmek istiyorsan ben sana nasıl yapacağını söyleyeyim diyor. Ben sana öğreteyim beni nasıl öldüreceğini. Nasıl olacak peki bu iş? Bütün halkı, insanları bir yere topla, onların gözünün önünde bana bir ok at, o şekilde beni öldürürsün. Bundan kurtulmak istiyor. Çünkü halkın iman etmesini istemiyor kral. Düzeninin bozulmasını o tağut istemiyor. Çünkü genç kahraman uğraşıyor. O iman etmiş insanlara örnek olacak, hakka haykıracak, zalimin karşısında dikilecek. Onu istemiyor. Tamam diyor. İnsanlar toplanıyorlar. Binlerce kişi. Genci ağaca bağlıyorlar. Oku atıyor fakat ok yine isabet etmiyor. Sen bana tuzak mı kurdun diyor. Hani senden kurtulacaktım. Senin dediğini yaptım. Yok diyor. Bütün insanların gözünün önünde bir şeyi yapmadın. Benden kurtulmak istiyorsan o zaman bana ok atarken Bismillah diyeceksin. Hadis-i şerif anlatıyorum size. Sahih bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresi bu hakikati anlatıyor muhterem kardeşlerim. Bir masal değil yani. Bir hikaye değil. Bu hadis-i şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Sahih bir hadiste muhterem kardeşlerim. Bismillah dersen o ok bana isabet eder. Kendisinin ilah olduğunu iddia eden, Allah'ın kanunları değil benim koymuş olduğum kanunlarla bu ülke yönetilir diyen bir tağut var. Fakat küçücük bir çocuğu, genci dahi öldürmekten aciz. Onu öldürmek için sadece ve sadece Allah'ın ismini anması gerekiyor. Yoksa kurtulması mümkün değil. Ne kadar acizsin sen ey tağut. Ne kadar güçsüzsün sen aslında. Onu gösteriyor genç. Dendiği gibi yapılıyor. Bismillah deyip ok atılınca gencin tam gırtlağından vuruyor ve genç orada şehit oluyor. Ruhunu Allah'a teslim ediyor ama cennete gidiyor. Yani ulaşılabilecek bir kulun, bir müminin ulaşabileceği en üstün makama gidiyor muhterem kardeşlerim. Bu genç ne kadar cennete iman etmiş ki canını, ruhunu Allah yoluna insanları davet etmek için canını bedel olarak vererek, ödeyerek davet ediyor. Bu bir davettir yani. Bir davette bulunuyor. Ben öleceğim, şehit olacağım ama o kralın Bismillah dediğini duyunca binlerce insan İslam'a girecek, iman ehli olacak düşüncesidir. Öyle de oluyor. Orada bulunan bütün insanlar, bir kişi ölüyor fakat on binlerce insan imana geliyor. Müslüman oluyorlar. Tabi bu sefer kral bir tuzak olduğunu anlıyor. Ölen, şehit olan gencin kendisine bir tuzak kurduğunu anlıyor. Bir kanun çıkarıyor. Kanun. Tağutlar kanun çıkarırlar. Onların çıkardıkları kanunların özelliği nedir? Allah'ın koyduğu kanunlara muhalif kanunlar çıkarırlar. Allah bir şey der, tağut başka bir şey der. Allah şöyle inanacaksın der, tağut böyle inanacaksın der. İşte bu tağut da o zamanın tağutu da diyor ki bunların iman ettiği hakikati yasaklıyorum bu ülkemde artık. Böyle inanamazsınız. Kanun çıkarıyor. İnsanlar kanunu dinlemiyorlar ama. Zira iman hakikati bir yüreğe, bir kalbe yerleştiği zaman onu siz hangi kanunla durdurabilirsiniz? Onu siz hangi orduyla durdurabilirsiniz? Vallahi mümkün değil. Mümkün değil işte.
Allah ayette anlatıyor Buruc suresinde. Kanun tutmuyor. 3 gün, 5 gün, 1 ay neyse talimatlar, tembihler fayda vermiyor. Bakıyor ki kral iş ciddi. Bir gençten kurtuldu ama bütün halk Müslüman oldu. Taht sallanıyor. Tağut çökecek, yıkılacak. Günün birinde bütün tağutlar yıkılacak inşallah. Yeter ki biz o genç gibi iman edelim. Yeter ki biz o gencin imanından dolayı şehit olduğunu görüp iman eden o 10 binler gibi iman edelim. Ne gördüler? Ne kadar hakikat dinlediler ki bakın o insanlara. Kral emir veriyor. Çukurlar kazdırıyor. Şehrin etrafında hendekler kazdırıyor. Uhdud işte buradan geliyor. Buruc suresinde anlatılan. Kutile ashabul uhdud ennâri zâtil vekûd idhum aleyhâ ku'ûd ve hum alâ mâ yef'alûne bil mu'minîne şuhûd. Allah buyuruyor onları topladılar. Şimdi caddelerin başlarında çukurların önlerinde 10 binleri topladılar. Kanun var artık. Talimat verilmiş. Soruyorlar insanlara. Kralın dinine, onun kanunlarına geri dönüyor musunuz? Tövbe ediyor musunuz? Yoksa o gencin iman ettiği Allah'a imana devam ediyor musunuz? Kim? Tamam ben kralın dinine geri dönüyorum. Ona göre yaşıyorum, ötekilerini inkar ediyorum derse kurtulacak, evine gidecek, yan yatacak. Hiçbir sıkıntı yok. Huzur içerisinde, refah içerisinde orada devam yaşayacak. Fakat kim yok? Ben artık kralın sahtekar olduğunu, ilah olmadığını anladım, inandım. Bir çocuğu dahi öldürmekten aciz. Onu öldürmek için kendisinin de Rabbi, çocuğun da Rabbi olan Allah'ın adını anması gerekti. Öyleyse o kim ki? Sinek bile değil. Sinek kadar değil. Biz Allah'a imandan vazgeçmeyiz derse, onları da o çukurların içerisinde doldurdukları haftalardır ateşin içerisinde atıp yakacaklar. Orada ateş var. Derin derin çukurlar var. Kim kralın dinine dönerse kurtulacak. Kim Rabbim Allah genç gibi inanıyorum derse ateşe atılıp yakılacak. Kül gibi eriyecek yani. Ya manzara bu. Ayet-i kerimede Allah biliyor bakın. Ve hum ala ma yef'alune bil mu'minine şuhud. Oturdular oraya diyor Allah. O cellatlar, o askerler, o kral ve adamları müminleri yaktıklarını, cayır cayır yaktıklarını seyrettiler. Ve ma nakamu minhum illa en yu'minu billahil azizil hamid. Niye bütün bunlar? Allah cevap veriyor. Sadece ve sadece Allah'a iman ettiler diyor. Ayet-i kerime. Hepsi bu. Rivayetlere göre muhterem kardeşlerim tefsirlerde anlatılır. 20 bin küsür kişi orada o ateşlerin içerisinde yakılarak, eritilerek, kül haline çevrilerek şehit ediliyor. 20 bin kişi. Belki daha fazla, belki daha az. Allahu alem. Fakat hiçbirisi biz kralın dinine geri döndük demiyorlar. Belki dille deseler kalpleri iman ettiği halde kurtulacaklar. Kalbini bilemez ki kral. Ama ona rağmen şehadeti tercih ediyorlar. Peki niye? Sonundan anlıyoruz. Orada bir kadın geliyor. Onu da getirmişler. Kucağında 2-3 günlük yeni doğmuş bebeği var. Onu da ateşe atacaklar. Bebeğiyle beraber. Kadın bebeğinden dolayı 9 ay karnında taşımış. O bebekle beraber ateşe atılacak. Bebeğinden dolayı biraz tereddüt eder gibi oluyor. Yani kendisi için değil, bebek var kucağında. Ama orada hani Resulullah buyuruyor ya, 3 bebek dile gelip konuştu. Bir tanesi budur. Dile geldi bebek ve konuştu. Korkma anneciğim, atla. O ateşin altında cennet var dedi bebek. Korkma. Bu iman. Bu iman. Genci şehadete yürüten 20 bin küsür kişiyi ateşin içine gözünü kırpmadan atlamayı yönlendiren o cennete iman. Şimdi biz hangi cennete iman ediyoruz? Bu insanlar hangi cennete iman ediyordu? Böyle televizyon kanalı açıp cennet ayetleri geçtiğinde akan nehri gösterilen cennet mi? Yani o cennetin çöpü bile olamaz. Vallahi lazim. O cennete iman ediyorsak bu haldeyiz. Bu ayetlerde, hadislerde anlatılan cennete bu insanlar, bu kardeşlerimiz gibi iman edersek, o ateşin arkasında cenneti kokusunu alırsın, hissedersin, gözünü kırpmadan oraya yönelirsin. İşte iman öyle bir şey ki
bedeli ödenmesi gereken bir hakikat, bir nimet, en büyük nimet. Ve iman kişiyi o cennete ulaştıran bir nimet. Ve o cennet öyle bir nimet ki oraya temenni ile, hayal ile ulaşılamaz. Oraya bedeli ödenerek ancak ulaşılır. İşte ashab-ı uhdud gibi bedeli ödenirse ancak ulaşılır. Ve cennetin bedeli gerçekten çok ağırdır muhterem kardeşlerim. Cennetin bedeli vardır. O günde vardır, bugün de var. Yani o kadar peygamberler geldiler, geçtiler. Onların etrafındaki, yanlarındaki kardeşleri, havarileri, sahabileri, kardeşleri ne kadar işkencelere uğradılar, öldürüldüler, kesildiler, asıldılar, sürgün edildiler, biçildiler. Fakat hiçbirisi imanlarından vazgeçmedi. Yani peygamber, Hazreti Zekeriya aleyhisselam testereyle başını ikiye böldüler. Yahudiler, Siyonistler, Netanyahu'nun babaları, dedeleri. Hazreti Zekeriya'nın başını testereyle keserek ikiye böldüler. Hazreti Yahya'yı testereyle parça parça kestiler. Peygamber bunlar. Yani biz ayaklarının, parmaklarının arasındaki toz dahi olamayız onların. Peygamberden bahsediyoruz. Ama onlar cennete ulaşmak için böyle bedel ödediler muhterem kardeşlerim. Allah onları öyle imtihan ediyordu. Ashab-ı Uhdud'u Allah Celle Celaluhu ateşe atılarak imtihan etti. Bugün sen ve ben neyle imtihan ediliyoruz? Cennetin bedeli ne bizim için? Kalkacaksın, uykunu keseceksin, namaz kılacaksın. Ateşe atılmak kadar zor değildir, değil mi galiba? Ama birisi ateşe atlamış, biz uykumuzu kesmekten aciziz. Alacaksın eline Kur'an'ı, Buruç suresini, Ashab-ı Uhdud'u okuyacaksın, onlara selam göndereceksin, o hakikatları düşüneceksin, tefekkür edeceksin, zikredeceksin. Onlar ateşe atlamış, biz onun anlatıldığı yeri okumaktan aciziz. Kur'an okumaya yönelik hiçbir talebimiz, gayretimiz yok. Hadis dersi yok, Riyaz-ı Salihin yok, fıkıh yok, ilmihal yok. Ama onlar bir cennete gitmek istiyorlar. Bedelini ödemişler. Biz de aynı cennete gitmek istiyoruz. Bedelimiz ne? Biraz maldan vereceğiz. Biraz uykudan ödeyeceğiz. Biraz evlattan vazgeçeceğiz. Biraz vakitten vazgeçeceğiz. Ona rağmen zorlanıyoruz. Şimdi bu bedel ile alakalı o ayet neydi? Tövbe suresi 111 demiştik. Ne buyurdu Rabbimiz? Estağfirullah. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Allah Celle Celaluhu satın aldı. Allah satın aldı. Kimden? مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerden. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa Allah o her bir kişiden kadın veya erkek satın aldı diyor Rabbimiz. Ayet-i Kerime. Neyi satın aldın ya Rabbi? Enfusehum ve envalehum. Canlarını ve mallarını satın aldı Allah Celle Celaluhu. Karşılığında ne var ya Rabbi? Sorma hakkımız var mı? Yok, haşa. Canı veren kim? Allah. Malı veren kim? Allah. Peki öyleyse sorma hakkımız var mı? Niye aldın ya Rabbi? Veya ne vereceksin karşısında diye? Hakkımız yok. Ama Allah Celle Celaluhu o kerim olan, rahim olan, Zülcelali vel ikram olan Allah Celle Celaluhu karşılık veriyor bir de mümin kullarına. Bi enne lehumul cenne. Cenneti vermek karşılığında canlarını ve mallarını Allah bütün müminlerin satın aldı diyor Rabbimiz ayeti kerime. Ticaret, bir alışveriş var orada. Tövbe suresinde muhterem kardeşlerim Rabbimiz bu hakikati dile getiriyor. Şimdi o tabii öncekilerden daha çok örnek verebiliriz. Vereceğiz de inşallah sahabeden de bazı örnekler vereceğim. Ama hep şunu da göz önünde bulunduralım. Tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tus'alun amma kanu ya'malun. Yani onlar geldiler, geçtiler buyuruyor Rabbimiz. Bedelini ödediler. Canlarıyla, mallarıyla cenneti hak ettiler, kazandılar. Şimdi sıra sizde diyor Allah. Siz kendinize bakacaksınız. Bedel ödüyor musunuz? Bedel ödemeye hazır mısınız? Ne durumdasınız? Biz nereye gitmek istiyoruz? Cennetin hakkını verip vermediğimize bakmamız lazım muhterem kardeşlerim. Öyle bir cennet ki ne dedik? Ebedi olan bir cennet. Yani ebedi kelimesini
Onun için baştan sayıyı da söyledim ki anlaşılsın. Yani 10 sene, 50 sene, 100 sene. İşte birisi aramızdan 100 sene yaşamış olsa ya maşallah ne uzun ömürlü bir adam deriz ya. 70'ine 80'ine böyle merdiven dayamış olsa ne kadar uzun ömürlü bir adam. Böyle daha sağlıklı biraz yaşadıysa Karadeniz taraflarında doğal beslenmiş, doğal yaşamış vesaire, fazla kimyasal maddeler yememiş bizim gibi. Onlar bazen 100'e de merdiven dayıyorlar. Onu böyle inanmak bile istemiyoruz. 100 yaşında mı olur? Bir insan 100 yaşına nasıl gelir? 100 yaşında. Onun için biz Hazreti Nuh Aleyhisselam'la alakalı 950 seneyi hiç anlayamıyoruz yani. 950 sene Allah yolunda davet etmiş. 150, 500, 900, 1000, 10.000 değil. 1 milyon, 2 milyon sene değil. Ebedi cennet. Ebedi. Bir daha girdi mi? Ölmek yok, uyumak yok, yorulmak yok. Öyle bir cennet. Karşılığında satın aldım diyor Allah Celle Celaluhu. Cennetin nimetlerini en ince teferruatına kadar sizinle paylaşacağım inşallah. Belki bu dersimizde değil ama bundan sonraki derslerimizde muhterem kardeşlerim, cennetin nimetlerini anlamamız gerekiyor. Biz o iman ehli gibi iman etmemiz için anlamamız gerekiyor. Ebedilikle alakalı Kur'an'da ayetler var. Özellikle şu hadis-i şerif çok dikkat çekici şöyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu cennetlikler cennete girdikten sonra, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra ölüm bir koç suretinde getirilir. Cennet ve cehennemin arasına, sahih bir hadis-i şerif. Ölüm bir koç suretinde getirilir. Cennet ve cehennemin arasına. Allah emir verir. O koçu yani ölümü öldürür görevli melekler. Boğazlarlar. Cennetliklerin ve cehennemliklerin gözü önünde ölümü koç suretinde getirilmiş olan ölümü boğazlayıp öldürür görevli melekler. Ölüm ölünce cennetlikler mutluluktan, sevinçten öyle bir hal alırlar ki yani şu cennet ebedi hayatı öyle bir hayat ki yani şu dünyanın bazı şeyleriyle bu noktada anlayalım diye karşılaştıralım inşallah. Burada yaşıyoruz, yoruluyoruz, hastalanabiliyoruz. Ya gözümüz ağrıyor, dişimiz ağrıyor. Hele bir diş ağrınca. Veya Allah muhafaza buyursun, Rabbim korusun, daha ağır hastalıklar, belki bir ameliyat gerektiriyor, belki bir kanser, belki bir sakatlık, türlü türlü acayip hastalıklar var. Kadın koca zulmü çekiyor, koca karı zulmü çekiyor, evlattan vesaire, komşudan, sokaktan, caddeden, para, problem, iş, her şekilde problem var. Cennette bütün bunların hepsi yok. İhtiyarlamak yok, göz ağrısı yok, diş ağrısı yok, mide ağrısı yok. Yemek içmek var mı? Var. Niçin ama? Zevk için sadece var. Yediğini içtiğini dünyadaki gibi def ihacetle çıkarmak yok. Mis kokusunu andıran bir terle çıkarmak var. Terlemek yok, tükürmek yok, öksürmek yok, nezle olmak yok. Ağız kokusu yok. Hiçbir şey yok. Cennet ebedi. Allah Celle Celaluhu'nun kulları için canlarını ve mallarını karşılığında satın aldığı ebedi yurt muhterem kardeşlerim. Şimdi biz bunun farkında mıyız? Veya biz hangi cennete gitmeye talibiz? Bunu anlamamız gerekiyor. Bu alışveriş gerçekleşmiş. İstesek de istemesek de alışveriş bitmiş yani. İnna Allah eştera. Aldı bile Allah Celle Celaluhu. Ya sen farkındasın değilsin. Senin işine geldi, daha yüksek bir yer isterdin. Yok. Veren canı Allah, veren malı Allah Celle Celaluhu onları senden satın aldı. Karşılığında bir şey vermeseydi de diyemezdin hiçbir şey. Ama Allah Celle Celaluhu karşılığında cenneti vererek satın aldı muhterem kardeşlerim. Şimdi candan ve maldan örnekler verelim inşallah anlamak için. Yani bu örnekleri baştan veriyorum ki inşallah cennetin nimetlerini anlattığımızda, bundan sonraki derslerimizde, cennetten bahsettiğimizde, ebedi hayattan bahsettiğimizde hep aklınıza o örnekler gelsin. O nimetleri dinlediğimizde şimdi anladım. Ashab-ı Uhdud neden gözünü kırpmadan ateşe atlamış diyebilirim.
Şimdi anladım o mücahitler, o sahabe-i kiram, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, o müminler neden gözlerini kıpmadan hayatlarını, canlarını, mallarını feda etmişler. Onu anlayacağız inşallah. Onun için örnekleri önce kafamızda, o kahramanları bir tanıyalım. Muhterem kardeşlerim, bir kahraman, Medine'den bir kahraman, Ebu Dahdah isimli bir kahraman radıyallahu anh. Onun kahramanlıkları çok, fakat özellikle kahramanlığını gösterdiği cennetle alakalı bir şey var. Yaşanmış olan bir olay. Bir yetim var Medine'de. Geliyor, bir ağaç benim iddiasında bulunuyor. Orada Ensar'dan bir adamla, özet olarak verelim, yaklaşık. Yani düşünün, iki bahçe arasında bir ağaç var. O ağaç benim diyor, babamdan bana kaldı. Ama yetim çocuk. Ensarlı öteki, benim bahçemde diyen adam da Müslüman, sahabe yani. Fakat çocuk, yok benim babamdan bana kaldı o, yetim çocuk. Anlaşamayınca kendi aralarında Resulullah'a şikayet ediyor çocuk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu yetim olunca bizatihi kendisi geliyor yerinde teftiş etmeye. Ölçüyor, biçiyor, bakıyor. Fakat gerçekten ağaç çocuğun değil, adamın bahçesinde, diğer sahabenin bahçesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavruyu teselli etmeye çalışıyor. Fakat o benim babamdan bana kaldı, yani babasından demek ki onu öyle algılamış, öyle anlamış, öyle yanılmış. Kendisinin olmadığını anlayınca da ağlamaya başlıyor. Yetim. O ağlayınca kendisi de yetim olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha da fazla hüzünleniyor. Yani Ensar'dan o adama hediye et diye teşvikte bulunuyor. Fakat bir şekil bir inat, yani mahkemelik olmuş, Resulullah'a rezil edilmiş. Halbuki yani, çünkü öyle bir iddia var. İşte bu benim ağacıma el koydu ya Resulallah. Halbuki benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısında bir rezil olma söz konusu. Halbuki öyle olmadığı halde bundan dolayı bir incinme var. Vermem diyor, vermek istemiyor yani, vermiyor da. Fakat yetim daha da fazla bu sefer üzülüyor ve ağlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ashabına buyuruyor ki, cennetten bir ağaç dalı karşılığında kim bu ağacı alıp bu yetime vermek ister? Bir dal. Yani cennette bir ağacın bir dalı karşılığında şu ağacı kim alıp bu yetime vermek ister deyince, Ebu Dahdah radıyallahu anh, böyle çok fazla varlıklı da birisi değil kendisi de, ben yapacağım, yapmak istiyorum ya Resulallah. Nasıl? Çünkü fazla malı olmadığı belli, zenginlerden değil. Ya Resulallah, mescidin yakınlarında bir bahçem var, hurmalık. Onu satacağım, ben yapacağım, bu müjde benim olsun ya Resulallah diyor, satlığa çıkarıyor. Gerçekten bahçeyi satıyor. Ondan sonra gidip onun parasıyla, bir bahçe için aldığı parayla gidip o ağacı satın alıyor. Ondan sonra getirip o yetim çocuğa hediye ediyor. Bu artık orası, o ağaç çocuğun istediğine kavuştu. Yetimin yüzü güldü. Yetim yüzü güldü. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yüzü güldü. Meleklerin yüzü güldü. Allah da onun yüzünü güldürecek. Öyle bir ciddi ki, sattıktan sonra bahçesine gidiyor, kendi çocukları bahçenin içinde oynuyorlar. Bahçeye girmeden, dışarıdan yani, bahçe burasıysa sınır, dışarıdan diyor ki, evlatlarım, yavrularım, çıkın bahçeden. O artık bizim değil. Çocuklar bahçede ağaçların üstünde hurma yiyor, oynuyor, koşuyor. O artık bizim bahçemiz değil. Başkasının bahçesinde oynamayın, hak geçmesin, çıkın diyor bahçeden. Onlar da fakir aslında. Nereye sattın, nasıl sattın, elimizde ne kaldı filan, çocuklar merak, hanımı, çocukları. Allah'a sattım. Cennette bir dal almak için sattım diyor. Şimdi biz Ebu Dahdah radıyallahu anh'ın cennete olan imanı, cennetteki bir dalın karşılığının ne demek olduğunu anlamadıkça anlayamayız vallahi bunu. Yani Ebu Dahdah cennetteki radıyallahu anh, o ağacın dalına öyle iman etmiş ki, o kadar bir aşk, iştiyak var ki o ağacın dalına karşı, bir hurma bahçesini veriyor. Ve çocuklarını da oradan çıkarıyor.
Onu sattım artık diyor muhterem kardeşlerim. Bunu iman yaptırır ancak. Ahirete yakinen iman. Öyle bir mantık, öyle bir anlayış, öyle bir bedel ödemek. Hani onlar iman etmiş, bu can, bu mal cennet karşılığında Allah zaten satın almış. Şimdi de bana fırsat veriyor cennetten bir yer kazanmak için. Öyle anlıyor meseleyi. Biz öyle anlamadığımız müddetçe 100 tane cennetten ayet okusak, 1000 tane size hadis-i şerif okusam anlamayacağız cenneti. Onun için önce kahramanları tanımamız lazım. Cenneti anlamamız için muhterem kardeşlerim. Çünkü cennet bedel istiyor. Cennet Allah yolunda yorulmak istiyor. Cennet gerektiğinde fedakarlık istiyor, uykusuz kalmak istiyor, maldan candan vermek istiyor cennet muhterem kardeşlerim. Öyleyse cenneti tekrar tekrar düşünmemiz lazım. Kendimizi bu sahabeler, bu kahramanlar karşısında kıyaslamamız lazım muhterem kardeşlerim. Maalesef öyle bir dünyada yaşıyoruz ki dünyevi nimetler elimizde fakat kimse bedel ödemek istemiyor yani. Kimse bedel ödemek istemiyor. Her şey bizim olsun. Yani Ebu Dahdah radıyallahu anh'ın bir dal için verdiği hurma bahçesi, onun bir dalını aldığı o cennette bütün cennetin arazileri bizim olsun istiyoruz. Hiçbir şey vermeden ama. Hurma bahçesini vermiş, biz oturduğumuz yerden onun dalını aldığı bütün cennetin arazisine talibiz. Biraz utanmak lazım yani. Utanmak lazım. Yani bilmiyorum, abesle iştigal olur mu şöyle bir şey desem. Öyle düşünerek Allah'ın lütfuyla ahirette Ebu Dahdah'la radıyallahu anh karşılaştığımızda utanır insan ya. Onunla yüz yüze geldiğinde o neyi vererek oraya gelmiş? Yani yakinen iman meselesi. Hani Enes bin Nadır örneğini sık sık veririz. Tam yerinde aslında bir daha hatırlamakta fayda var. Hani Uhud'un arkasında, Uhud savaşında cennetin kokusu var deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya Uhud'un arkasında ben cenneti görüyorum deyince Enes bin Nadır radıyallahu anh da orada tam o öyle konuşurken elinde bir iki hurma var. Zaten yani bir iki hurma yiyip zaten savaşa tekrar iştirak edecek, savaşacak. Zaten elinde kılıç hazır yani. Bir mola esnasında yani zaten şehit olacak belki, savaşacak. O savaş esnasında bir iki hurma yiyor yani sadece. O hurmaları yerken Resulullah Uhud'un arkasında cenneti görüyorum deyince Enes bin Nadır radıyallahu anh hurma yiyecek, o sözü duydu. Ne dedin ya Resulullah, ne buyurdun? Uhud'un arkasında cenneti görüyorum. Hurmaya bakıyor, Uhud'a bakıyor. Şimdi orada madem Resulullah buyurduysa kesinlikle ve kesinlikle cennet var. Ne demek yani? İlerle ey asker, ilerle ey mücahit. O yolda şehit ol ki o cennete ulaş mesajını veriyor. Şimdi benim şu iki hurma Uhud'un arkasında olan cennete gitmeme engel mi olsun? Yani 3 dakika niye bekleyeyim diyor cennete gitmek için. Hurmaları atıyor, dalıyor ve şehit oluyor. Masal 2, masal 3, masal 4 haşa ve kella. Yaşanmış olaylar. Sahabe-i kiramın yaşadığı ve cennete olan imanları, iştiyakları, arzuları ve bedelini ödemeleri muhterem kardeşlerim. Kimse sakın ha şöyle bir şey, haşa ve kella. Aklımızdan şeytan sakın ha şöyle bir şey geçirmesin. Yani ya, okuma yazma bilmeyen insanlar da haşa ve kella yani. Evli miydi yani? Çoluk çocuğu var mıydı? Ben üniversite bitirdim. O üniversite bitirmemişti belki. Faydalı bir insanım ben. İnsanlar için makine mühendisliği yapacağım. Bilgisayar mühendisiyim. Doktor. O kadar insanlara faydalı olacağım. Yani o sıradan vatandaştı belki. Haşa ve kella. Şeytan vesvese verebilir. Senin benim bir tane evim varsa Enes bin Nadır'lar Medine'de bir ev için yüzlerce sene savaştılar. O eve sahip olabilmek için. Senin benim bir tane iki tane çocuğum varsa onların 5 tane 10 tane çocukları vardı. Senin benim bir tane hanımım varsa onların 3 tane 4 tane hanımları vardı. Gözünü kırpmadan hepsini bıraktılar. Evi, hanımı, çoluğu, çocuğu. Yani onlar çok iyi farkındaydılar neyin bedelini ödediklerini. Çünkü Allah satın aldım diyor. Can ve malı vereceksiniz. Cenneti istiyorsanız can ve malı vereceksiniz. Muhterem kardeşlerim, Almanya'da yaşıyoruz. Yani bir dükkana gitsek, bırak
Alışveriş yaptık. Alışverişte 10 euro eksik geldi. Verirler mi? Vermez. 1 euro eksik geldi. Verir mi? Vermez. Çikolata aldın sadece. Çikolata, sakız, dondurma vermiyor bak. 50 kuruş eksikse vermiyor. Dünya dondurmayı vermiyor sakız eline. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki canınızı ve malınızı vermek şartıyla satın aldım diyor. Şimdi vermezsek niye verilsin? Ayet. Gel gör ki Rabbimiz Allah Celle Celaluhu o kadar rahim, o kadar kerim ki eksiklerimizle beraber veriyor. Dünyadakisi gibi, insanlar gibi ölçülmüş olsa, o kadar cimrilik olsa Allah muhafaza buyursun. Halimiz perişan olacak. Öyleyse bu cenneti sahabe nasıl anladı ki öyle yaptılar? Önce o kişileri tanımak, sonra cennetin nimetlerini. Mesela cennetin nimetleri adına Siyer'de anlatmıştım. Siyer derslerimize katılan kardeşlerimiz belki hatırlayacak, belki unuttunuz. Hani Halid bin Velid radıyallahu anh Suriye tarafında bir cihadi operasyondan, savaştan geliyor. Orada öldürüp cehenneme gönderdiği bir kralın kürkünü, yani giydiği paltosunu, cübbesini neyse artık getirmiş. 5 kilo altın var belki üstünde. Yani düğmeler altından, ipler altından, her şey altından örülmüş. O cübbeyle Medine'ye geri geliyor. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab mescitteler. Hazreti Halid bin Velid o cübbeyle, o kürkle beraber Resulullah'ın huzuruna çıkıyor, ashabın huzuruna çıkıyor. Bak ya Resulullah diyor, bak şu kürke bak. Bunun içindekini gönderdim diyor yani. O cehenneme gitti, bunu da size getirdim. Ganimet. Ashab-ı kiram şaşkın, ama gerçekten şaşkınlar. Öyle bir şey görmemişler hiç. Ya bir elbisede, bir cekette bu kadar altın nasıl olabilir? Düğme altından, ip altından, asla her şey altından. Böyle giyiniyorlar çünkü. Materyalist, kapitalist, tağut zihniyet. Öyle giyiniyorlar. Ashab-ı kiramın o şaşkın bakışlarına Resulullah kıyamete kadar geçerli bir ders veriyor hepimize. Onlara diyor ki hayret ettiniz değil mi diyor. Vallahi billahi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Dahtah'ın radıyallahu anh cennetteki hurilerinin elindeki bir mendil bundan daha değerli diyor. Mendil. Yani Ebu Dahtah radıyallahu anh'ın cennette giyeceği o kürk değil, elbise değil, hurilerin giydiği elbise değil. Onların birinin elindeki bir mendil. O kürkten daha değerli diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ashab-ı kiram bunu duyuyor, duramıyor yerinde. Bir daha cihada, bir daha infaka, bir daha Allah yolunda yorulmaya terk ediyorlar. Medine'ye gidiyorlar. İlim yaymak için gidiyorlar, cihad etmek için gidiyorlar, İstanbul'a kadar geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte burada şu var, buraya gidilmesi lazım, buraya bu dava taşınması lazım dedi diye. Çünkü onlar iman etmişler muhterem kardeşlerim. Bakın şu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bildiriyor, onlar da bu hakikatleri iman etmiş. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Gerçekten cehennemden korkan kişi tedbirini alır diyor. Cehennem var. Müminiz, iman ediyoruz. Gerçekten cehennemden korkuyorsanız tedbirinizi alın. Niye? Çünkü Allah bildiriyor cehenneme neyin götüreceğini. Bir derse sığmaz, ama bir derste sadece cehenneme götüren amellerden bahsettik. O bile vaktimiz yok ki okumaya, anlamaya. Dinle. Dinleyerek bari anla cehenneme götüren amelleri. Bundan bir önceki derste anlatmaya çalışmıştık. Kim ondan korkuyorsa tedbirini alır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim tedbirini alırsa mutlaka kurtulur. Hadis-i şerif. Dikkat edin diyor hadisin devamında. Allah size bir şey satıyor. Allah'ın sattığı şey çok pahalı. Allah'ın sattığı cennettir. Ama karşılığında can ve mal istiyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın sattığı pahalı. Çünkü Allah cenneti satıyor. Karşılığında canınızı ve malı da satın aldı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Şimdi ashab-ı kiram can, mal bunları duyunca gereği neyse yapıyor. Cihada gidiyor, malını veriyor, ilim yaymak için gidiyor, insanları Allah'a davet etmek için gidiyor. Neyse bedel, onu ödüyor muhterem kardeşlerim.
Mekke'den kalkıp Medine'ye geliyor. Mekke'den kalkıp Habeşistan'a gidiyor. Hicret. Rihle yolculukları, onlardan sonraki alimler, müştehitler bir hadis almak için yüzlerce, binlerce kilometre yol, bir hadis öğrenmek için. Bir hadis ya, bir hadis. Dost acı konuşur bazen. Onların yüzlerce, binlerce kilometre gidip bir hadisi öğrenmek için kat ettikleri yolculukları, biz mesela işte sabah namazında pazar günü 5 tane, 10 tane hadis-i şerif, onlar hani binlerce kilometre gitti ya o hadisi almak için, yazılmış kitaplara, biz de diyoruz ki uykunu böleceksin. Haftada bir defa, en azından diğer günlerde gidemeyen kardeşlerimiz için, camiye geleceksin. Hafta sonu işe gitmiyorsan namazı cemaatle kılacaksın. Allah'ın rızasını kazanacaksın ihlasla yaptıysan. Ondan sonra da onların binlerce kilometre giderek öğrendikleri, yazdıkları o hadisi dinleyeceksin. Gelemiyoruz. Ama onlarla aynı cennete gideceğiz. Niye? Biz başkayız. O başkayı ahirete gidince görürüz. Allah'a muhafaza buyursun. Allah'ın kimseye torpili yok. Ya Fatıma, ey kızı nefsiki minen nar. Ey kızım Fatıma, nefsini cehenneme karşı kurtar. Vallahi senin için bir şey yapamam diyor Peygamberimiz. Amellerinle kendini kurtar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına diyor, muhterem kardeşlerim. Öyleyse bizim ne torpilimiz olabilir? Hadis dinlemeyeceğiz. İlmihal okumayacağız. Fıkıh öğrenmeyeceğiz. Sohbet dinlemeyeceğiz. Derse gelmeyeceğiz. Ne için hepsi? Keyfimiz bozulmasın diye. Keyif. Başımın gözümün üstünde yeri var. Gideceği yollara vallahi yüzümü de koyayım, basarak gitsin kardeşlerim. Bu esnada, yani bu esna derken Allah razı için yapılacak herhangi bir çalışmayı kastediyorum. Burayı değil. Reklam için değil. Yanlış anlamayın. Fakat öyle bir esnada başka bir Allah rızası için daha güzel, daha iyi veya ona benzer bir şey yapacak kardeşlerim yüzüme basıp geçsinler. Ama keyif. Televizyonda sevdiğim dizi var. Maç oynanıyor veya başka şeyler. Binlerce kilometre gitmişler o hadisi alabilmek için, o ilmihallar yazılsın diye, şu elimize tuttuğumuz, belki ismine bile bilmediğimiz Ömer Nasuhi Bilmen İslam ilmihalı. O nereden almış? Kaynak neresi? Bir İmam Seraksi kaç küsür sene hapiste yatmış. O ilmihalı yazmış. İmam Ebu Hanife ne kadar kırbaçlanmış. Müştehitler neler çekmiş. O kitapları bir okuyacaksın. Derse geleceksin. Yok. O gerekmez. Biz cenneti öyle. Başka bir şekilde de alabiliriz. Bedel ödemeden de alabiliriz zihniyeti var. Allah muhafaza buyursun. Bu şeytan bizi öyle bir kandırıyor ki, bu da ahir zamanın fitnelerinden. Bedel ödemeden cennet elde edebilme zihniyeti bu ahir zaman. Yok böyle bir şey yani. Bakalım tarihe. İşte anlattığımız bu kahramanlara bakalım. Yok böyle bir şey muhterem kardeşlerim. Yani dünyaya bir bedel ödemeden geldik. Hiçbir şey. Dünyada şu hayat, şu can, neyi bedel olarak ödedik onu elde etmek için? Şimdi sabaha kadar sayarız da nimetler. Sadece iman nimetini demiş olalım. Hayat verdi Allah. Hayat verdi Allah. Bir damla meninin içerisindeki bir hücreyi bir yumurtayla birleştirip seni yaratan Allah, o yumurtaya ol emrini vermeseydi kanalizasyona gidip yok olmaya mahkumdun. Allah'ın emriyle varsın. İnsan oldun. Hayata getirdi seni. Sonra iman nimeti verdi. Hazreti Ebubekir'le birlikte, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'yla birlikte bir cennette bulunma nimeti bu demek yani. Bunun anahtarı demek bu. Karşılığında da can ve mal istiyorum dedi Allah Celle Celaluhu. Farkında mıyız? Uyanalım diye söylüyorum bunları. Aklımızı başımıza alalım diye diyorum muhterem kardeşlerim. Şu hayat sermayesi geçiyor. Vaktimiz tükeniyor. Bir daha geri almamız mümkün değil. Bedel ödememizi istiyor Allah Celle Celaluhu. Yani vicdanını kaybetmemiş her bir insan şu hakikati kabul eder ki bedeli ödenmeyen bir şey alınmaz. Haramdır ya. Bir nimeti dahi, malı dahi alamazsın bedelini ödemeden. Bu bedeller içerisinde, nimetler içerisinde en yüksek bedel ödenmesi gereken imansa eğer, onun karşılığını da Allah can ve mal olarak bildirdiyse, o zaman dikkat etmemiz lazım. Bir de uyarı yapmış.
Ve la temutun illa ve entum muslimun. Bize diyor bak. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Bak canınızı malınızı satın aldım. Anlamadınız belki. Şunu da unutmayın ki ne yapın yapın Müslüman olarak ölün ha. Karşıma gavur olarak gelmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Şirk olmasın. Küfür olmasın. Yoksa bitersiniz. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sakın ha aman ha ne yapın yapın. Müslüman olarak ancak ve ancak Müslüman olarak ölün diyor Allah Celle Celaluhu. Dikkat edin. Ayette şu garantiyi kimseye vermiyor. Yani Müslüman olarak can verebilirsiniz. Yok. Ne yapın yapın diyor Allah. Canınızı verdiniz. Yani Allah yolunda ömrünüzü tükettiniz. Malınızı verdiniz. 20, 30, 40 sene. Son nefese doğru geldi. Ben çok şeyler yaptım gençliğimde. Oo, cenneti kazanmak için neler neler yaptım. Demeyin ha diyor Allah. Mümin olarak ölme garantiniz yok. Ne yapın yapın mümin olarak ölün diyor Allah. Son nefese kadar istiyorum diyor. Ama ne için? Karşılığında cennet var. Hiçbir şey vermese ne yapacaksın? Hakkımız yok. Veren o çünkü. Öyleyse son nefeste iman sahibi olabilmek için her an iman üzere yaşayıp amel üzere olup o ahlakla yaşamak gerekir ki ölüm bizi öyle bir halde bulsun. Yoksa nerede geleceğini bilmiyoruz yani. Sen o halde olman lazım. O halde olursan bir yerde seni öyle yakalar ölüm. Nerede geleceğini bilemiyoruz. Öyleyse hazır olmamızı istiyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. Ve en zor şey imanın yani iman nimetinin bedelini ödemektir insan için. Niye? Çünkü Allah karşılığında can ve mal istedi ya. Bu da kul için en zor şeydir. Ayet de onun için en zorunu bildiriyor. Yani canlarımız o kadar tatlı ki. Canlarımız o kadar tatlı olmasa uykumuzu bölebiliriz sabah namazına kalkmak için. Bu canla alakalı bir şey. Zor geliyor ya. Uyku canla alakalı zor geliyor. Rahatımızı, keyfimizi bozamıyoruz. Canlarımız o kadar tatlı olmasa Allah yolunda verin. Mescit yapılacak, cami yapılacak. İstikbaldeki musapların yetişmesi için medrese inşa edilecek. Araba 10 bin, 20 bin, cami 100 euro. Ya buna ben bile gülüyorum ya. Ben kimim ki? Melekler nasıl yazıyor acaba bu sahneyi? Bir düşünün. Yazıyor melekler. Keyfimiz için binler 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 bir tatil 5000 euro. Bugün öyle fiyatlar. Ama mescit, medrese, yetimler için, Arakan için, Yemen için 50 euro. Muhterem kardeşlerim. Melekleri böyle kandırabilir miyiz hiç? Şu sağımızda solumuzda oturan, kiramen katibin olan, ağzımızdan çıkan her sözü yazan, niye yaptığımızı da bilerek yazan melekleri kandırabilir miyiz ya? Haşa ve kella. Dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Canımızı ve malımızı Allah satın aldı. Cennet karşılığında biraz çaba istiyor muhterem kardeşlerim. Öyleyse bu imtihan aleminin varlığının farkında olmamız gerekiyor Allah'ın izniyle. İşte ashab-ı uhdudlar bunun için, Firavun'un sihirbazları bunun için, diğer verdiğimiz örnekler bunun için. Firavun'un sihirbazları. Öyle hemen deyip de geçmemek lazım. Yani sihirbazlıkla uğraşıyorlar yani. Halbuki bu küfür yani. O meslekleri o. Ve ölmeden, şehit edilmeden önceki en son dünya namına yaptıkları amel ne, iş ne? Hazreti Musa'nın karşısına çıkıp onu alt etmek. Yani Allah düşmanları. Hazreti Musa'nın düşmanları. Firavun adamları. Senin izzetin üzere diyorlar ya iş yaparken. O çubukları atacaklar. Yılan olacak. İpleri filan. Ama Hazreti Musa aleyhisselam kendileri sihirbaz olduğu için onun gösterdiğinin sihir değil mucize olduğunu anlayınca biz iman ettik diyorlar. Sahne bu yani. Ondan sonra karşılarında Firavun var. Binlerce, yüz binler yani Allahu alem ne kadar insan öldürülmüş onun emriyle. Böyle bir adam şakası yok yani. Öldürürüm dedi mi öldürecek. Demeden de öldürecek bir adam. Böyle bir zalim, böyle bir tağut. Yeryüzünün en korkunç zalimi. Onun karşısında dikilmişler. Hiçbir şey yapamazsın bize diyorlar. Kalu la dayır. Zararı yok diyor. Firavun diyor ki dönün diyor bak şu sözünüzden vazgeçin.
Öyle Musa'nın, Harun'un Rabbine iman ettim falan demeyin. Sizin Rabbiniz benim diyor, haşa. Tövbe edin tekrar, hemen benim kanunlarıma, benim dinime geri dönün. Yoksa sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çarpmazlama keseceğim. Yani sağ elinizi, sol ayağınızı, sonra sol elinizi, kolunuzu, sağ ayağınızı, sonra da asıp öldüreceğim sizi diyor. Tehdit bu. Cevap ne? La dair. Hiçbir şey yapamazsın diyorlar. Hiçbir şey yapamazsın. Biz Allah'a döneceğiz diyorlar. Ömer Nasuhi bilmenin ilmihalini daha okumamışlar. Riyaz-ı Salihini de okumamışlar daha. Çünkü o zaman da peygamberimiz hayatta bile değildi. Hazreti Musa döneminde. Bir sahne ve bir iman cenneti öyle görüp öyle yakinen iman ediyor ki, ne diyor orada, bir son sözleri var. Rabbena efrig aleyna sabran ve teveffena muslimin. Bak dikkat et. Şimdi Firavun'a böyle meydan okuyan o sihirbazlar iman ederek şimdi cennete gidecek görüp, ya Rabbi belki son anda bir kayım olmasın, efrig aleyna sabra, sabır yağdır üzerimize ya Rabbi, teveffena muslimin, ne olur Müslüman olarak ölelim. Şu hayat boşa gitti belki. Tanımadık dinini ya Rabbi. Hazreti Musa ile geç tanıştık. Ama şimdi tanıştık, iman ettik. Öyleyse şu son nefeste iman nasip et. Öyle ölelim. Üzerimize sabır yağdır Allah'ım. Dedik ama sağ kolumuz kesildiğinde birden vazgeçmeyelim. Sabır yağdır ki direnelim Allah'ım. Teveffena muslimin. Ne yapalım ya Rabbi, yardımcımız ol. Müslüman olarak ölelim. Biraz sonra ölecek o sihirbazlar, meydan okumuş en zalime karşı son söz. Biz ne zaman bu duayı yapıyoruz? Sanki biz çıkmışız bugünkü Firavun'un karşısında meydan biz okumuşuz. Ya Rabbi ayağım kaymış zaten, kayabilir. Ne olur üzerime sabır yağdır Allah'ım. Mümin olarak ölebileyim, düzeltebileyim, çek düzen verebileyim. Sihirbazların hali muhterem kardeşlerim. Yani hep tarihe baktığımızda onlarda, o kahramanlarda aynı imanı, aynı ruhu, hep o alışveriş heyecanından dolayı onu görüyoruz. Hep bu. Bütün heyecan alışveriş. Ne alışverişi? O cennet alışverişi. Hep heyecanı veren o dinamik, o enerji oradan geliyor. Can ve mal Allah yolunda verilecek. Karşılığında Allah Celle Celaluhu cenneti satın almıştır meselesi muhterem kardeşlerim. Şunu da tamamlayalım inşallah. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta öyle dedik. Ne dedik? Hazreti Yasir'in ailesine uğrarken ne diyordu? Direnin, cennette buluşacağız diyordu. Sonra aradan yıllar geçti, hiç parola değişmedi bak. Medine için Akabe beyatı yapılacak. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh diyor. İşte orada beyat ettiler. Peygamber Efendimizle anlaştılar. Medine'ye gidecek Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Canlarını mallarını korudukları gibi onu da koruyacaklar. İman ehli oldular. Ya Resulallah, bütün bu dediklerimize, o şartlara şirk yok vesaire yaparsak ne var bizim için? Ne dedi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Cennet var dedi. Başka bir şey yok. Yani Medine İslam devleti olacak. Uzun yıl, yakın zaman içerisinde İran'ı fethedeceksiniz. Yani düşünmek bile mümkün değil onda. Dünya imparatorluklarından. Bizans da düşecek. Hepsi sizin elinizin altında olacak. Bir gün Ömer İbni Abdülaziz gelecek. Ta İspanya Endülüs'lere kadar gelecek. Hiç öyle bir şey değil. Cennet. Tek vaadim bu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kahramanlara bütün bunları yaptıran tek ne? Cennet. Tek enerji kaynağı o. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh bedelini ödedi. Mute'ye giderken. Mute'de şehit oldu. Halbuki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona giderken şehit olacağına dair işaret vermişti. Ona rağmen gözünü kıpmadan gitti Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh, muhterem kardeşlerim. Can veriyorlar, mal veriyorlar. Sa'd bin Heyseme radıyallahu anh, Bedir savaşı yapılacak. Sa'd bin Heyseme, bak baba oğul hikayesi, ne güzel bir şey yani. Hani böyle bazen film benim bakıyor ya gençler. Baba var, oğul var, böyle sahneler romantik, Hollywood çevirmiş, acayip. Al sana film değil, sahne gerçek. Sa'd bin Heyseme radıyallahu anh. Yani Sa'd oğul, Hazreti Heyseme radıyallahu anh, o da babası. İkisi de iman ehli olmuş. Bedir savaşı, baba ihtiyar. Diyor ki oğluna, gel diyor ben gideyim Bedir'e. Oğul da diyor ki, kura çekelim. Çünkü biri kalacak, hanım var, çocuklar var. Kura çekiyorlar, kura Sa'd'a çıkıyor radıyallahu anh. Hazreti Sa'd Bedir'e gidiyor. Kura çıkmasına rağmen Hazreti Heysem orada ilginç bir şey diyor.
Gel diyor, kura çıktı ama sen bana ver hakkını diyor. Ben gideyim. Yani ben şehit olmak istiyorum. Hazreti Sa'd radıyallahu anh diyor ki, vallahi diyor baba, yani herhangi bir dünyalık olsa, bütün zenginlikler, mal mülk, vallahi hakkımdan vazgeçerim ama burada cennet var diyor, olmaz. Burada cennet var. Cennet olmasaydı vazgeçerdim. Hazreti Sa'd Bedir'de şehit oldu. Hazreti Heyseme de Uhud'da şehit oldu. Radiyallahu anhum ecmain. Yani can ve mal Allah yolunda böyle bu şekilde veriliyordu muhterem kardeşlerim. Çok örnek var. Vaktimiz doldu fakat bir tane de malla alakalı yine bir örnek verelim. Bizim can imtihanlarından Allahu alem belki biraz uzağız. Rabbim imtihan ettiğinde hazır olan kullarından eylesin. O şuuru versin. O şuurla şuurlanmayı bizlere nasip eylesin. Canla imtihan ettiğinde. Filistin'deki kardeşlerimiz, Suriye'deki kardeşlerimiz, Arakan'daki kardeşlerimiz canla imtihan ediliyorlar. Can. İman ettiğinden dolayı şehit oluyor. Bedelini ödüyor canıyla. Bak, Allah ayette bildirdiği bedelini ödüyor. Biz malla şu anda. Allah bizi malla imtihan ediyor. Bosna Hersek'te de bundan yıllar öncesinde her şey güllük gülistanlıktı. Biz Allah'a güveniyoruz, kafirlere değil. Fakat Rabbimizin nerede nasıl imtihan edeceğini bilemiyoruz. Hazır olmamız gerekiyor. Ama şu anda malla imtihan eden Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'nun imtihanın gereğini yerine getirmek için o malla alakalı kahramanları tanımak gerekiyor. Yani Ebu Dahdah radıyallahu anh'tan bahsettik. Ebu Talha'dan bahsetmiştik. Hazreti Osman radıyallahu anh'tan belki fazla bilinmez onun cömert tarafı hep haya ile tanınır. Gerçekten de bir haya abidesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oturduğu mecliste içeri girdiğinde kendisine çeki düzen verdiren sahabedir. Hazreti Osman radıyallahu anh. İki kızını verdiği sahabedir. Zinnureyn, iki nur sahibidir. Hazreti Osman radıyallahu anh. Canıyla da bedelini ödemiştir. Çünkü şehit edildi Kur'an okurken odasında. Anarşistler tarafından. Yahudilerin oyununa gelmiş zavallılar tarafından. Fakat malla imtihanı da verdi Hazreti Osman radıyallahu anh. Her zaman verdi muhterem kardeşlerim. Mesela ilk Medine'ye geldiklerinde Medine'nin havası suyu onlara ağır gelmişti. Medine'nin suyunda da sıkıntılar vardı. Çünkü Zemzem Mekke'de alışmışlar Zemzem içen, Zemzem ile büyüyen insanlar, has Zemzem yani. Has Zemzem. Medine'ye geldiler. Sıkıntılar oldu bazı. Hastalıklar, rahatsızlıklar oldu. Oradan Medine'de bir tane temiz su kuyusu orada Yahudi'nin. Medine'de çünkü Yahudiler maddi alanda hakimdiler. Para piyasası onlardaydı. O zaman da öyleydi yani. Onlar çeviriyordu. O Rume su kuyusu Yahudi ya, suyu parayla satıyor insanlara. O zaman da öyleydi yani. Değişmez ki. Yahudi değişmez. Çünkü Siyonist zihni de aynı zihniyettir. O tek kuyu var temiz su, onu da parayla satıyor insanlara. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kuyuyu kim acaba satın alır da Müslümanlara faydalı olur deyince fırlayan Hazreti Osman radıyallahu anh gitti Yahudi'den kuyu fazlasıyla vererek satın aldı. Getirdi, ümmete vakfeyledi. Buyur ya Resulallah dedi. Ümmetin, Müslümanların artık. Kimse bundan sonra para ödemeyecek su içmek için. İşin daha da acayibini biliyor musunuz? Haya abidesi ya. Kuyuyu satın almış. Allah yolunda vakfetmiş. Ne zaman su içse bütün insanlar gibi kuyruğa giriyor. Ben yaptım. En önde ben olurum değil. Haşa ve kella. Hazreti Osman var karşımızda radıyallahu anh. Normal. Halk gibi kuyruğa giriyor. Sanki hiç alakası yok. Kimin için yaptı? Allah için yaptı. Cenneti almak için malı verdi, bedelini ödedi. Hazreti Osman ama bak öyle bir bedel ödemiş ve ihlas da öyle bir ihlas da yapmış ki ihlasının ispatıdır kuyruğa girmesi aynı zamanda. Yani sen bugün her neyse demeyelim boşver. Ama bugünkü halimiz belli yani. Bırak su kuyusunu, yani ümmete faydalı olacak bir hareket yapmayı, ufak bir iş yapar 100 sene anlata bitiremez. Ufak bir iş yapar 100 sene yüzü parlar. Böyle insanların daha önünde daha acayip bir imtiyaz ister, daha acayip bir pozisyon ister.
Allah muhafaza buyursun. Ama öyle bir ihlas da yapmış ki bak hala bugün anlatıyoruz ve heyecanlanıyoruz. Heyecanlanmamız gerekiyor zaten. Heyecanlandırıcı bir şey yani. Aynı Hazreti Osman radıyallahu anh. Çizgi hep değişmiyor. İstikamet var yani. Resulullah vefat eylemiş. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh dönemi. Biraz kıtlık var Medine'de. Hazreti Osman radıyallahu anh zenginlerden. Ticaret. Şam'dan 100 tane devesi geliyor. Yüklü develer var. Şam'dan geliyorlar. Buğday getiriyor. Medine'de de kıtlık var. Daha Medine'nin girişindeyken insanlar böyle biraz daha parası olanlar gidiyorlar. Sat bize 1'e 7 vereceğiz diyorlar. Yani mesela bir dirhemse 7 veriyoruz. Vermem diyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Ya bu ne? Ya 7 vereceğiz ya. Normalde 1'e satacaksın. Biz 7 veriyoruz. Kıtlık var. Para var insanlarda. Parası olanlar geliyor. Hazreti Osman radıyallahu anh vermem diyor. İnsanlar, Müslümanlar sinirleniyor. Gidip halifeye şikayet ederiz seni. Edin diyor. Gidip Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a şikayet ediyorlar. Ya Resulullah'ın halifesi, ey Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, kıtlık var biliyorsun. 100 deve yüklü buğday geldi Hazreti Osman'ın. 1'e 7 veriyoruz, vermiyor. Diyor ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, bilmediğiniz bir şey vardır mutlaka. Kötü düşünmeyin Hazreti Osman radıyallahu anh hakkında, bilmediğiniz bir şey vardır. Kaç kişi gelmiş şikayet ediyor yani. Olay kesin. Ama kaç kişi gelip öyle şahitlik yapmasına rağmen Hazreti Ebubekir'deki mümini olan güvence bak. İşte bu çok önemli burası. Mümin güvenen ve güvenilen insandır. Mümin güvenen ve güvenilen insandır. Mümin kelimesinin içinde bu var zaten. Emanet, mümin, bunların hepsi aynı kelimeler. Oradan geliyor yani. Güvenen ve güvenilen insandır. Siz kimden bahsediyorsunuz dedi. Resulullah'ın damadından bahsediyoruz. Resulullah'ın ifadesiyle me'va cennetinde Resulullah'ın arkadaşı olacak kişiden bahsediyoruz biz. Öyle basit bir hareket yapmaz. Mümkün değil. Yani önce bir şu kirlenmiş zihinlerinizi bir düzeltin diyor yani. Onlar önce bir ders veriyor orada. Çok önemli. Biz ne olur bugün? Gördün mü? Gördün mü? Hem de Resulullah'ın damadı. Gördün mü? Bak. Resulullah'ın öldüğüne ne kadar oldu, hemen ayakları kaydı. Kapitalist oldu. Haşa ve kella. Biz bugün öyleyiz. İlk işimiz Müslüman hakkında suizan sahibi olmak. İlk işimiz. Bir şey yapar, bir şey duyarız. Daha hiç sormadan niye yaptın, ne ettin, hakikati aslını öğrenmeden hemen hüküm. Hemen hüküm. Hemen ferman. Avukatta olmuşuz, savcıda olmuşuz, hakim de olmuşuz, cellat da olmuşuz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ders içi ders. Hemen bir zihinlerinizdeki kiri atın. Kendinize gelin. Karşınızda Hazreti Osman radıyallahu anh var. Kimden bahsediyorsunuz siz? Şimdi gidelim diyor. Şimdi gidelim. Yani gidecek de onlara ne olduğunu göstermek için. Onun için zaten sorun yok. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hiç gitmese, vallahi işin hiç yüzünü öğrenmese zaten sorun yok. Çünkü Hazreti Osman öyle yapmaz. Kıtlık esnasında onları zor durumda bırakmaz. Mümin güvenen ve güvenilendir. Gidiyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anh diyor böyle şikayet etti işte hepsi seni bulduk. Bu kadar insan seni şikayet ediyor. Nedir meselenin iç yüzü? Dedikleri gibi diyor. Vermedim diyor. 1'e 7 verdiler, vermedim diyor. Niye? Çünkü diyor ben daha yükseğe sattım diyor. Nasıl? 700 verene sattım. Kim o? Allah diyor. Allah 1'e 700 veriyor. 1'e 700. Çünkü ben Medine'nin zenginlerine verip fakir fukarayı süründürmem. Ben hepsini Allah yolunda feda ettim. Bu bütün 100 devedeki buğday Medine'nin fakirlerine diyor. Çok önemli bir şey muhterem kardeşlerim. Can ve mal cennet karşılığında nasıl ödenir? Bir örnek olsun diye, birkaç örnek olsun diye, biraz candan, biraz maldan nasıl bedel ödenir kahramanlardan bahsetmeye çalıştık. Biliyorum çıta çok yüksek, farkındayım yani. Kendi nefsim için söylüyorum. Çok yüksek bir çıtadan bahsediyoruz, sahabeden bahsediyoruz ama başka örneğimiz yok. Allah bize onları gösteriyor Kur'an'da. Onların yolundan gidin diyor Allah Celle Celaluhu. Resulullah'ın yolundan gidin, ashabının yolundan gidin. Allah Resulü bize kendisini ve
ma ene aleyhi ve ashabi, ehl-i sünnet vel cemaati tarif ederken ben ve ashabımın o yoldan gidin diyor. Mecburuz onları örnek almaya. Yani çıta bizim kapitalistleşmiş nefislerimize ağır gelebilir, doğru. Biz anlayamayız yani, yedi verecek birisi de yani hiç dünya için hiç kıtlık döneminde hepsini hefeda edeceksin. Yani biri 700 dediği Allah ahirette verecek, dünyada değil ki. Hepsini vermiş. Hatta o rivayetin sonunda şu da var. O 100 deve buğdayı, yüklü buğdayı Allah yolunda fakirlere, Medine fakirlerine dağıttıktan sonra o 100 deveyi de kurban edip etini de dağıttırdı. Hazreti Osman radıyallahu anh. Niye? اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمَّالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah cennet karşılığında mallarımızı ve canlarımızı satın aldı muhterem kardeşlerim. Öyleyse cenneti tekrar düşünelim, cehennemi tekrar düşünelim, cennet için ödenmiş bedelleri, bu kahramanları tekrar düşünelim ve cenneti anlamaya çalışalım inşallah. Cenneti tanıyalım ki onlar hangi cenneti göz önünde bulunduruyorlardı ki bu kadar fedakar oldular? Biz demek ki cenneti tanımıyoruz. Burada bir sorun var yani. Onun için bu dersi yapıyoruz inşallah. Gayemiz o. Hep ne dedi ilk dersten beri? Ahirete hazırlık yapmak için. Böyle masal dinleyelim diye değil. Bir çeki düzen verelim diye, bir hazırlık olsun diye cenneti tanıyacağız ki inşallah, ha tamam şimdi biraz anladım. Hazreti Osman radıyallahu anh niye vermiş? Ebu Dahta radıyallahu anh niye vermiş? Gerçekten de değer buna. Bu cennet nimeti acayip bir şeymiş. Gerçekten diyebilirim. Niyetiyle inşallah bir sonraki derse bırakalım. Allah'ın izniyle cennet nimetlerinden bahsetmeye çalışalım. Bütün teferruatıyla tanımaya çalışalım. Rabbim nasip eylesin. Rabbim lütfeylesin. Söylediklerimizi anlamayı mucibince amel eylemeyi nasip eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rıza ennillahi Teala'l-Fatiha'te ma'as-salavat. Allahümme.